AK Parti Beyşehir'e adeta çıkarma yaptı. Hazır mıyız? Binlerce Beyşehirlinin katıldığı buluşmada ilk konuşmayı Beyşehir İlçe Başkanı Recep Elkin aldı. 35 günlük süre zarfında bütün 67 mahallelerimizi dolandık. Sizlerle hasbihal ettik. Hamdolsun bugün de görüyoruz ki Beyşehir her zamanki gibi kararını vermiş. Daha sonra kürsüye Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış geldi. Eşrefoğlu Süleyman Bey'in torunları vakti geldiğinde vatana nasıl sahip çıkılacağını çok iyi bilirler. Beyşehir'in evlatları, beylerin şehri, asil insanlar Cumhurbaşkanlarına, Recep Tayyip Erdoğan'a nasıl sahip çıkılması gerektiğini, neden böyle olduğunu bizlerden daha iyi biliyorlar. Beyşehir mitinginde sırasıyla AK Parti Konya Milletvekili adayı Mustafa Hakan Özer, milletvekilleri Orhan Erdem, Tahir Akyürek ve AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı söz aldı. Şimdi 14 Mayıs'ta büyük ve güçlü Türkiye hayalimizi sizlerin desteğiyle Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hep birlikte gerçekleştireceğiz inşallah. Ve inşallah Türkiye yüzyılının kapısını hep birlikte aralayacağız. Şu anda Azerbaycan, Bosna Hersek, Filistin, Libya, masum İslam coğrafyası bu seçimi bizden daha çok takip ediyor. Bizim tarafımızda bunlar var. Büyük Türkiye hayalimiz için, lider ülke, süper güç Türkiye için, 14 Mayıs için doğru zaman, doğru adam, adam gibi adam, Recep Tayyip Erdoğan diyoruz. Allah'ın izniyle 14 Mayıs akşamında bu aziz millet tarih yazacak. Lideriyle yoluna devam edecek. Bu kararını vermiş. Konuşmaların ardından Binali Yıldırım kürsüye çıktı. Yıldırım, Beyşehir'in silah sanayine dikkat çekti ve Beyşehir'e hizmet etmek boynumuzun borcudur dedi. Sadece Türkiye'nin değil, dünyada ses getiren çok önemli bir ilçemiz. Dolayısıyla Beyşehir'e hizmet etmek de bizim boynumuzun borcu dedik. Yolları böldük, hayatları birleştirdik. Yolları böldük, gönülleri birleştirdik. Ama Beyşehir'e bir söz verdik. Dedik ki yolları böleriz, Türkiye'yi böldürtmeyiz. Yıldırım, kimilerinin yapılan hizmetleri çekemediklerini ve Türkiye'yi eski karanlık günlere döndürmek için işbirliğine gittiklerini söyledi. Türkiye'nin hızlı tren yapmasını çekemiyorlar. Türkiye'nin uçak yapmasını çekemiyorlar. Türkiye'nin tank yapmasını çekemiyorlar. Türkiye'nin en büyük savaş gemilerinden birini yapmasını istemiyorlar. Türkiye'nin otomobil yapmasını istemiyorlar. Onun için Beyşehirliler tekrar Türkiye'yi eski karanlık günlere döndürmek için işbirliğine giriyorlar. Konuşmaların ardından Binali Yıldırım milletvekili ve adayları tek tek sahneye çağırdı ve Beyşehirlilerden güçlü bir destek istedi. Pazar günü Beyşehir'de yeni bir rekora imza atacağız. Vekillerimizi de rekor oyla seçeceğiz. Söz mü? Söz mü? Allah sizden razı olsun.